Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani son videodayız. Kelebek benzerliği. Aslında bir tales benzerliğidir arkadaşlar. Ama biz bunun adını genelde kelebek diye söylüyoruz arkadaşlar. Kelebek benzerliği nedir? İşte böyle kelebeğe benziyorsa arkadaşlar. Bu, bu kelebeğin başı şurada olsun, bu da kanatları olsun gibi. Tam simetriği olmuyor gerçi ama Kelebek benzerliği olabilmesi için yalnız paralellik şart. Hocam bak bu da kelebeğe benziyor diyebilirsiniz. Ama paralellik olmadığı zaman kelebek benzerliği kullanmazsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Paralellik şart kelebek kullanabilmek için. Kelebek benzerliği diyor ki yukarıdan aşağı ayrı ayrı oranlamalar bak Thales'te de oluyordu. Tekrarlı oranlamalar vardı. Kelebekte ne olacak arkadaşlar? Ayrı ayrı oranlamalar olacak. Yani A bölü X B bölü Z C bölü Y oranlamaların hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Peki bu nereden geliyor diyecek olursanız. Tabii ki yine açı açı açıdan. Niye hocam? Şurası nokta açısıysa paralel olduğundan dolayı Z'den dolayı burası da nokta açısı. Burası çizgi ise Z'den dolayı çizgi açısı. Bu açılar da zaten ortak. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Açı 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 benzerliğinde paralellik olduğu zaman olayı kısalaştırmak için temel orantı varsa temel, temel orantı kelebek varsa da kelebek benzerliğini uyguluyoruz dostlar. Tamam bu dediğimi unutmayın. <laughs> Peki benzerlikten mesela burada çift çizginin karşısı A'nın çift çizginin karşısı X oranı bak. Noktanın karşısı C'nin noktanın karşısı Y'ye oranı bak. Çizginin karşısı B'nin çizginin karşısı Z'ye oranına eşittir diyoruz arkadaşlar. İspatı da buradan geliyor bunun. Tamam ama olayı kısalaştırmak için ne yapıyoruz? Kelebek benzerliği diye söylüyoruz. Zaten sorularda kelebek ve temel orantı aynı anda iç içe varsa ince ayrıntı kelebektir. Kelebeğe dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz dostlar. Evet sorulara başlayalım isterseniz şimdi. Bir kere paralel doğrular varsa kelebeği daha rahat fark edebilmek için üstünü çizelim. Özellikle paralel kenar konusunda, dikdörtgen konusunda, kare konusunda, eşkenar dörtgen konusunda kelebek. Özellikle paralel kenarda arkadaşlar kelebek benzerliği ve temel orantıyla çok karşılaşıyoruz. O yüzden bu konuyu, ya yani bu videoyu ve bir önceki videoyu iyi anlayan arkadaş paralel kenar konusunda iyi yapacaktır. Dörtgenlerin en temel konusundan biridir bu arada. Evet. Bakın. Paralel doğruların üstünden geçtik. Sayılara baktığımız zaman aa hocam temel orantı da var. Bak paralel doğrular arasında. Bak şurada da bir kelebek var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sayılar burada var ya. E, o yüzden ilk başta kelebekten başlamak daha mantıklı. Kelebekteki oran kaça kaç? 4 bölü 8. Yani 1'e 2. Aa hocam burası A iken burası 2A diyebiliriz. Hatta burası B iken 2B diyebiliriz. Ama yazmaya gerek yok. Çünkü artık X'e bakarak temel orantı kullanacağımız belli. 6 bölü 6 artı x eşittir a bölü 2a dersek x'i de buradan 6 buluruz arkadaşlar. Ya da kısaca nedir arkadaşlar? Bunlar en paralel en 1'e 2 oran varsa orta tabandır diyebiliriz. 6 ise burası da 6 diyebiliriz arkadaşlar. Olayı kısalaştırabilirsiniz. Evet birinci örneğimiz böylelikle de çıktı arkadaşlar. 6 çıktı geldik ikinci örneğe. Bak hocam burada kelebek var sakın. Burada paralel doğrular var mı? Yok paralel doğruların üstünden geçin arkadaşlar. Hani özellikle kelebekli sorular da çok işimize yarıyor. Bak şu paralel doğrunun üstünden geçtik. Paralel doğrular arasında kelebek arayacaksın. Bak burada kelebek yok. Şunlar paralel değil. Kelebek benzerliğini burada uygulayamazsın. Şu paralel doğrular arasında. Aa hocam bir temel orantı var diyebilirsiniz. Bir de ne var? Şu sayılara baktığınız zaman sayılar sizi yönlendirir zaten. Hocam burada bir kelebek var. Kelebekteki oran güzel bir kasta. Yani o oranlamayı ta açı, açı ortaydan beri kullanıyoruz zaten. Mesela 2 bölü 6 1 bölü 3 ya. Direkt 1'e 3 kullanın arkadaşlar. Hocam buradan mı 1'e 3 yazacağım? Buradan mı 1'e 3? E bunlar eşit verilmişse demek ki bunu kullanacağız. K iken buraya 3 K yazalım. Şunlar eşit verilmiş ya. Burası da K. Şimdi benzerlik temel orantıyı kullanabiliriz arkadaşlar. Şunu da temel orantıyı kullanabiliriz. X bölü tamamı. X bölü tamamı. X 2 ve 6'ın toplamı. X artı 8 eşittir. K bölü 3 K olacaktır sevgili gençler. Buradan k'lar gitti. İşler dişler yaparsak 3x eşittir x artı 8'den 2x eşittir 8'den x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Evet. Bu örneğimizin cevabı böylelikle 4 oldu. Geldik bir sonraki örneğe. Bak sayılar kendini belli ediyor. Aa hocam şöyle baktığın zaman temel orantı var diyebilirsin. Şöyle baktığın zaman temel orantı var diyebilirsin. Hani burası x şu yanlış yazılmış da. Efx soruluyor bize. E, şunu şöyle yapayım şurada temel orantı ya da şunun paralelliğe baktığın zaman şurada temel orantı var diyebilirsin. Ama bak sayılara baktığın zaman sayılara baktığın zaman 10 ve 15'te aa hocam bir kelebek var burada. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 10'a 15. Yani 10'a 15. 10 bölü 15. Soldan sağa yalnız. Dikkat edin arkadaşlar. 10 bölü 15. 5'e bölsen 2. 5'e bölsen 3. 2 bölü 3. Demek ki kelebekteki oran 2 bölü 3 soldan sağa. Hocam burası 2K iken burası 3K. Hocam burası 2 ayken iken burası 3A yazabiliriz. Şimdi X'e dikkat edin. X'e dikkat edin dediğimde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu X'e dikkat eden ona dikkat ediyorsa şu temel orantıyı görür. X'e dikkat eden 15'e dikkat ediyorsa da şu temel orantıyı görür. Ben X ve 10'a bakayım o zaman arkadaşlar. X ve 10'a baktığım zaman şurada bir temel orantı var arkadaşlar. Şöyle bir temel orantı var. Bu üçgendeki temel orantıyı uygulayayım. Yani şunun tamamını oranı. 3A'nın 5A'ya oranı eşittir. X bölü 10 olmak zorunda arkadaşlar. A'lar nana işler dışlar. Ya da 5'teki 10 sa 2 katı. 3'teki de 2 katı 6 yapacaktır sevgili gençler. Evet cevabımız 6 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Ne yapın diyoruz. Paralellik var. Ya paralellerin üstünden şöyle bir geçin arkadaşlar. Aa hocam kelebek var. Sakın buradakine kelebek var demeyin. Hani paralel doğrular arasında değil. Nerede kelebek var arkadaşlar? Kelebek ince ayrıntıdır varsa onu kullanın. Bak burada. A kelebek var ama kelebekte bir oran yok. Ya e, Bir de temel orantı var. Temel orantıda da oran yok. E, o yüzden öncelikle bir kelebeğe bakalım. Oran olmasa bile x'e 6 varsa o katı yazın arkadaşlar. Peki nereye yazacağım hocam? x'e 6 oran var ya burası xk ise burası 6k diyebiliriz. Ya da burası x'in a katıysa burası altının a katı diyebiliriz. Gerçi bunları kullanmayacağımız aşikar. Soru bizi yönlendiriyor. Niye? Şunları eşit olarak vermiş zaten soru bize. Demek ki bunu kullanacağım. Yani x e 6 aran x k'ya 6 k'yı buraya yazacaksın demek ki. Ha x k ise burası da nedir? x k'dır. Şimdi ne yapacağız? 9'u kullanmak istiyorsak bakın şurada bir temel orantı var arkadaşlar. Şu bölü tamamı yani 9 bölü kaç tamamı? 9 x ve 6'ın toplamı 15 artı x eşittir x k bölü 6 k. x k bölü 6 k'ya eşit olacak. Bak x'in k katını yazmaya korkmayın. Oranladığınız zaman zaten birbirini götürüyor. 54 eşittir x çarpı 15 artı x'ten. Bazılarınız dağıtıp çarpanlara ayırma yapıyor. Ama belli 54 nedir? 18'de 3'ün çarpımıdır. Hissedelim çarpanlara ayırmada da hissedebiliyoruz arkadaşlar. X yerine 3 koyarsak burası 18 yapıyor mu? Yapıyor. Dolayısıyla x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Evet bu örneğin cevabında böylelikle 3 bulduk sevgili gençler. Fatma kara uzunluğu isteniyor. Yani x isteniyordu bizden. Geldik buraya. A. Kelebekler havada uçuşuyor. Arkadaşlar bak Şunları paralel, paralel doğrular arasını şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Paralel. Paralel doğrular arasında hocam şöyle bir kelebek var ya da şurada da bir kelebek var. Bakın gördünüz mü? Demek ki iki kelebek iç içe. Kelebekler iç içe geldiği zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Öncelikle şu oranlamaları yazalım. Bunlar altta birleşiyor. Ben buraya 3k, buraya 2k dersem burası da ne oldu? 6k oldu. CE uzunluğu 6k, ED uzunluğu 2k, Ali Bey uzunluğu 3k yazdım. Şimdi ben şu kelebeğe bakacak olursam gençler. Şu kelebeğe bakacak olursam. Öncelikle şu kelebeğe dikkat edelim. Ve neresi verilmiş? AD verilmiş. AD'ye de yoğunlaşacağım belli arkadaşlar. Bak aklına bulunsun. AD verilmiş. Zaten Fatma kara uzunluğu AD üzerinde. Demek ki oranlamalarda oraya yoğunlaşacağım. Bu kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 3'e 2. He. Şurası 3A iken burası nedir? Bu kelebekteki oran bakın 3'e 2'ye yukarıdan aşağıya. 3'e 2. Burası 2A'dır diyebiliriz arkadaşlar. Toplamda 5A'yı zaten kaç vermiş? 110 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 22 buluruz. 3A dediğim 66 oldu. 2A dediğimizde 44 oldu arkadaşlar. Evet bunları yazdık. Şimdi ne yapalım? Arkadaş şuradaki kelebeğe dikkat edelim. Buradaki kelebeğe dikkat edecek olursak da yine nereye yoğunlaşacağımız belli. AD uzunluğuna yoğunlaşacağız arkadaşlar. Bu sefer şuraya yoğunlaşacağız. Buradaki oran kaç? Hocam 3'e 8 oran var. Yani burası 3x burası 8x. Toplamda 11x yapmadım mı burası. Evet 11x eşittir 110 ise x'i buradan 10 buluruz. 3x dediğimizde 30 çıktı. Benden neresi isteniyor arkadaşlar? Fatma kara uzunluğu. Yani şuraya y diyeyim. A hocam burası 30. Tamamı da 66 ya da 30 artı y 66 eşit değil mi? 30 artı y eşittir 66 olduğundan y'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 36 olarak buluruz. Tamam, içe kelebekler geldiği zaman yani girin, kelebeğe girin. Ama her yerdeki oranlamayı değil. AD uzunluğu verilmişse AD'ye yoğunlaşacağız arkadaşlar. AD'deki oranlamaları yazacağız. Her ikisini de ayrı ayrı gösterince böyle hani birini altta gösterdim mesela, diğerini de üstte gösterdim. Siz de o şekilde gösterirseniz karışıklık ortadan kalkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet, bu sorunun cevabında böylelikle 10 bulduk ve geldik bir sonraki soruya. Bunu böyle katlamışlar. Arkadaşlar katlama sorularında ne yapıyoruz gençler? Katlanılan şekli eski haline bir geri getiriyoruz. Katlama sorusu bakın her sene sınavda çok çıkıyor. Benzeri sınavda çıkıyor. Ama illa katlama sorusu diye çıkmak zorunda değil. Niye? Çünkü arkadaşlar bu simetriyi de aynısı. Simetriğin kibar hali. Atıyorum bu üçgenin AD'ye göre simetriği de diyebilirlerdi arkadaşlar. ÖSYM ne yaptı? Biraz kibarlaştı sağ olsunlar. E kibarlaşınca bizim de işimiz kolaylaştı yani. Bunu da söyleyeyim. Simetriyi anlatmak önceden zordu. En azından katlamayı anlatınca, aa katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit demek, üst üste binen açıların birbirine eşit olduğunu söylemek daha kolay oluyor en azından. Neyse burada kaç nokta açısı verilmiş? Arkadaşlar burası kaç verilmiş? 3 verilmiş. Şimdi katlamada ne diyorduk hep? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 3 ise 3. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşittir. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam nokta açısıysa <laughs> bu açı buraya denk gelecek o zaman. Bu açının eşitliğini vermiş ya. Sonra hocam şu açıyla da şu açı birbirine eşit olacak. Sonra bu açıyla da bu açı eşit olacak ama kullanmayacağız gibi şunu sileyim. Peki şimdi bana niye acaba? Hep ne diyoruz arkadaşlar? Verilen bilgileri kullan diyoruz. Verilen bilgiyi kullan kardeşim. Neresi verilmiş? Şurası da 6 verilmiş. Tamam. Burası da nokta açısı verilmiş. Bak nokta açısı burası verilmişti. Şimdi burası da nokta açısı verilmiş. A noktayken burası da nokta. Bulduğum bilgiyi de kullanıyoruz. Bak burası nokta burası nokta olması ne anlama geliyor? A Z kuralı sağlandı burada. Yani şunlar birbirine paralel oldu gençler. Bak kelebek benzerliğe çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 6. Yani K'ya 2K. Yani A'ya 2A değil midir? Ya da X'e 2X değil midir arkadaşlar bunlar? Evet kelebekteki oran 1'e 2. Neresi lazım olduğunu bilmediğim için K'ya 2K'yı da yazdım x e 2 x de yazdım. Şimdi <laughs> CK uzunluğu isteniliyor bizden. Ha şurası isteniliyor. Tamam. Şimdi şimdi şimdi. Aa arkadaşlar bakın iyi ki de ikisini de yazmışız. Bak güzel bir şey çıktı. Şu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Burası 3 xken Yani şu kenarla da şu kenar eşit ya. Burası da 3x değil mi? O yüzden size hep diyorum. Üst üste binen kenarların eşit olmasını. Üst üste binen açıların eşit olmasını. Lütfen sorularda kullan kardeşim. Önemli. Bak burası şu kenarla şu kenar eşit olacak. Aa burası 3x, burası da 3x olacak. soru bitti mi bitmedi. Dikkat et. Şuradaki üçgende de bir açıortaylık var. Vay be, soruya bak. Katlama var, kelebek var, açıortaylık var. Yani her şey var. Ama artık ÖSYM böyle soruyor. İçiçe 4 tane birden, 5 tane birden konu soruyor arkadaşlar. Geçen sene de var bunun örneği zaten. Bak burada da açıortaylık var. 3'e 2 oran varsa burada. Burada da 3'e 2 oran var mıdır? Vardır. Çünkü açı ortayda kollardaki oran 3'e 2 ise burada da 3'e 2 oran olacak. Ha, direkt 3 ise direkt buraya 2 diyebiliriz. K dediğimiz 2 ise 2K dediğimiz kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 4 yaptı. CK isteniliyor bizden. CK'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Çok güzel bir soru. Silip tekrar kendin yap lütfen. Konu anlatımı bittikten sonra. Bunu unutma. Güzel bir soru. Önemli bir soru olduğundan dolayı bunu söylüyorum size arkadaşlar. Evet cevap 4 çıktı. Çok da güzel ve hoş bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. EB'nin uzunluğu k iken pardon 2k iken ae'nin uzunluğu 3k verilmiş. Burası eb'nin uzunluğu 2k iken ae'nin uzunluğunu 3k olarak vermişler. Peki burası alfa burası da alfa. Allah Allah. Buradaki şeyi nasıl kullanacağız? Şimdi? Ne yapacağız hocam? Bak dikkatli bir şekilde dinle. Çok dikkatli bir şekilde dinle. Hocam <laughs> bazı arkadaşlar oranlama mantığından gitmek ister. Bazı arkadaşlar da alfaların mantığından gitmek ister. Ben oranlama mantığından gidiyorum. Daha öncesinde bak soru da burada 3K 2K olmasaydı eğer soru şöyle olmuş olsaydı sizin için daha kolay olacaktı. Aa hocam eşitlik var burada eşitlik varsa ne vardır? Orta taban vardır. Heh eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz iki ihtimaliniz var. Ya sağa paralel çizeceksiniz ya aşağıya. Üçgen oluşturmak daha mantıklıydı. Şuraya çekince zaten alfaların mantığını kullanamıyoruz ama... Şuraya doğru çekince en azından paralelden dolayı bakın ne oluyor? Yöndeşlik falan oluşur ve açı ortaylık da çıkar. Ort tabandan 10 ise on 10 yazabiliriz. Sonra açı ortaylığı kullanıp soruya ulaşırız arkadaşlar. Hani eşitlik olsaydı bir nebze daha kolay olurdu sizin açınızdan. Ama arkadaşlar artık siz işi öğrendiniz. Bak eşitlik olmasa da 2K, EB'nin uzunluğu 2K, buranın uzunluğu 3K verilmiş olsa dahi artık siz Buradaki oranın mantığını kullanmam lazım diye kendi kendinize sormanız lazım. Önceden ne diyordunuz? Eşitlik varsa a orta taban. E şimdi de artık ne oldu arkadaşlar? Benzerliktesiniz. Benzerlikteyken de oran mantığını kullanmak. Bazen çok zor sorularda böyle oran mantığını kullanma diye kendi kendinize sorduğunuz zaman çok zor soruları da çözebiliyorsunuz. Oran mantığını kullanmak demek oran varsa ne var demektir? Benzerlik var demektir. Benzerliği kullanacaksın ha. Buradan bir benzerlik hani ortaban mantığını bildiğin için buradaki paralel çizme mantığını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E o zaman buradaki hani eşitlikteki mantık gibi oranlamanın olduğu yere kaleminizi koydunuz. Ya sağa paralel çizeceksiniz ya aşağıya. E arkadaş aşağısı daha mantıklı zaten değil mi? Orta bandaki gibi düşünebilirsiniz. Buraya çizdiğiniz paraleli. Aa hocam burada e, 2'ye 3 oran var. Burada da 2'ye 3 oran olacak. Yani burası 2A iken burası 3A. Toplamda 5a eşittir. 15 ise a'yı buradan 3 bulursunuz. 2a da buradan 6 olur. Sonra burada ne var arkadaşlar? Burada da bir temel orantı var arkadaşlar. 2 bölü 5 oran var. 2 bölü 5 oran eşittir. Buraya da n diyelim. n bölü 20'ye eşit olduğundan dolayı 4 katı 4 katı n de buradan kaç geldi? 8 geldi. Tamam. n de buradan 8 geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hocam alfaları kullanmadık hala. Bak dikkat et. Şunlar paralel ya yöndeş açı var burada. Yöndeş açıdan dolayı alfaysa bak burası da alfadır. Aa ne çıktı burada? Şurada bir alfalar yan yana geldi. Yani açı ortay çıktı arkadaşlar. Bu açı ortayda kollardaki oran 16'ya 8. Yani 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan dolayı burası da 12 olur. Ya da yazayım isterseniz 16 bölü 8 açı ortayda kollardaki oran 16 bölü 8 eşittir. E, X bölü 6'ya eşit olmak zorunda arkadaşlar. Buradan ne geldi? X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 12 olarak buluruz. Cevabımız da 12 çıkar arkadaşlar. Tamam. Yani burada da bu soruyla da size oran mantığını kullanmayı öğretmek istedim arkadaşlar. Bazı sorularda bunu da yapıyoruz. Benim amacım her tür soru mantığını size göstermek arkadaşlar. Oran mantığını kullanmak dediğimizde bu. Mesela geldik buraya. Eskiden olsa kesin çıkar dediğimiz. Bazı arkadaşların Menalo'dan yaptığı. Ama buradaki Menelos'ta sanırım iki Menelos'tan çıkıyor. Menelos kaldırıldı arkadaşlar. Anlatmıyoruz. Menelos varken bile ben Menelos'u anlatmıyordum zaten. Ya böyle bir şey var ama kullanmayın. Benzerlikten kolay bir şekilde çıkıyor diye söylüyordum arkadaşlar. Bak dikkat. AC uzunluğu burası 5K iken burası 3K yazalım. AC uzunluğu. AC uzunluğu 5K. AE uzunluğu 3K. Ha, demek ki burası nedir? 2K. Tamam. BD uzunluğu 2n CD uzunluğu 5n. Burası 2n, burası da 5n. A. Şimdi arkadaşlar oranlama mantığını kullanacaksınız. Oranlama mantığını kullanırken arkadaşlar bu soru şunu söyleyeyim size. İstediğiniz yerdeki oranlama mantığını kullanarak çıkartabilirsiniz ama tabii ki bir tanesi daha kolay. Yani bunun 4 farklı çözüm yöntemi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir kere. Birincisi şu. Hocam E'deki mantığı, E'deki 3'e 2 oranını kullanacak şekilde 2 ihtimalim var. Ya sağa paralel çizersin ya aşağıya paralel çizersin. Sağa paralel çizersen ne olur? A hocam 3 bölü 5'ten dolayı burayı buluruz. 3'en buluruz. Sonra kelebek çıkar. Sonra oranlamaları yazabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yol nedir arkadaşlar? Aynı noktadaki şuna paralel çizerek aşağıya. A hocam 2'ye 3 oran var burada. O zaman burası 2'ye 3'endir. Sonra burada 2 bölü 5 burada bu, burayı bulursunuz. Sonra da Şuradan da şurayı bulursunuz arkadaşlar. Şu bölü şundan da şurayı bulursunuz. İkinci yol bu. Siliyorum arkadaşlar. Bak 4 farklı yol gösteriyorum. 2 tane oran varsa 4 farklı yol vardır. Çünkü bir de buradaki oranlamayı kullanırız. Bu oranlamayı kullanmak için şuna paralel çizersiniz arkadaşlar. Ama bak buna paralel çizdiğinizde 5'e 2. Hani 2'yi 5'e 2 şeklinde ayırmak biraz zor olacak arkadaşlar. Ayırabilirsiniz de bu yoldan da çözeyim. 5'e 2 ya. Yani buraya 5x'e 2x dersem a hocam 2, 2k 7x oldu. Keşke 2'nin katı olsaydı. O zaman 2 ile çarp 10x olsun. Bunu da 2 ile çarp 4x olsun. E, burası ne oldu arkadaşlar? 2k'daki 14 xe k'daki 7x 3k'daki de 21x olacak. Burası da 21x oldu. 4x'teki 4 ise 21x'teki hani şunlar da paralel ya. Hani şunun şunu oranı şunun şunu oranı. 21'in 4'ü oranı 21'in 4'ü oranı. Burası da 21 çıkar. af'yi de kaç buluruz? 21 buluruz. Bir sonraki yolda bu mesela. Arkadaşlar. Dördüncü yoldan neresi arkadaşım? Şuradaki oranlamanın olduğu yerden şuraya paralel çizerek. Buradaki paraleli çizdiğin zaman da hocam hem burada kelebek var hem de kelebekte oran yok ama burada. Buradaki temel orantıdan dolayı 2K'dan burayı KCS'den yazarız. Sonra buradaki kelebekten dolayı da şunun şunun oranı bunun bunun oranı deyip olaya ee, hallederiz arkadaşlar. İşte dört farklı yol. Yeter ki oranlamanın mantığını kullan. Bak biraz önce farklı bir yolla 21 bulduk. Şimdi şu yolla 21'i bulayım ben. Şuradaki oranlama sizin için en kolayı sanki budur arkadaşlar. Şuradan paralel çizmek olsun mesela. Buradan paraleli çizince. Aa hocam burada 3 bölü 5 oran var. Bu da 3 bölü 5 olacak. Şansımıza 5'en. O zaman burası ne olacak? 3 bölü 5'ten dolayı 3'en olacak. Aa kelebekte bir oran var burada. Kelebekteki oran 3'e 2. O zaman burada da 3'e 2, e 2 oran olacağı için. Burada da 3'e 2 oran olacağı için. Ya da 2 endeki 4 ise 2 katı 3 endeki de 6'dır diyebiliriz. 3'e 2 ise a bölü 4'ten dolayı da burayı bulabiliriz. Ama hocam şurası da lazım bana. Şimdi şu temel orantıya bakıyoruz arkadaşlar. 3'e 2 oran var. 2K'daki kaç? 10. 3K'daki var. 2K'daki 10. Kaç katı? 5 katı. 3K'daki de 5 katı 15 olur. Toplamda şu uzunluk kaç yapar o zaman arkadaşlar? 21 yapar. Evet 4 farklı yolun nasıl olduğunu gösterdim. Oranlama mantığını kullanmayı gösterdim. Aynı orta tabandaki gibi eşitliğin olduğu yere kaleminizi koyup paralel çizeceksiniz. Burada da oranlamanın olduğu yere kaleminizi koyup bir paralel çizeceksiniz. Olay bitiyor sevgili gençler. Tamam mı? Temel mantık bu. Olay bu. Evet geldik şu sorulara. Bu sene eklediğim, yeni eklediğim sorular arkadaşlar. Ee, bunları nereden aldım? Acil Yayınlarının ara sınıf kitaplarından aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sorulara. Bu sorularda önemli Şekilde A noktasında kalınlığı önemsenmeyen bir metal ile B noktasında zemine dik duran kalınlığı önemsenmeyen bir tahta parçası verilmiştir. İşte şuradaki oran verilmiş. Ali Bey uzunluğu K iken BC uzunluğunu 2K demiş. Bu K ve 2K'yı yazdık arkadaşlar. Bir süre sonra metal parçasının bir kısmı kesilmiş ve aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Ha, metal parçasının bir kısmı kesilmiş, kesilmiş şey olmuş, kesilmiş ve bu oluşmuş. İkinci şekilde tahta parçasının zemine dik duran duvarda oluşan gölge boyu. Ha, bak şimdi. Önceden böyleyken kesildiği zaman böyle oldu. Önceden böyleyken bizim gölgemiz nerede arkadaşlar? Hop gölge. Gölge şu kadar mı? Evet. Gölgemiz bu kadar yaptı. Peki kesildiği zaman. Kesildiği zaman gölgemiz neresi olacak? Hop ışık buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle olmayacak mı? Evet tam şey yapamadım. Çizemedim. Şunu şöyle. Buraya kadar kesildiği zaman. O zaman bizim gölgemizde şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Tamam mı? A, o zaman olay bitti. Ne kadar kesilmiş bu? Yok. Evet. Bize diyor ki birinci şekilde oluşan gölge boyundan 10 santimetre daha uzun. ha Bundan 10 santimetre daha uzun. Yani buradaki uzunluğu vermiş arkadaşlar bana. 10 vermiş. Bak oranlamayı kullan. Hocam burada bir tales var. Görüyor musunuz? 1'e 2 oran var. O zaman burası A ise burası da 2A değil midir arkadaşlar? Evet. 1'e 2 oran. Bak burada şununla şu paralel değil mi? Bu da zeminedik. Bu da zeminedik. Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. E o zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası xken, burası da 2x olacak. Ya da direkt 10 sa burası kaç diyebiliriz arkadaşlar? 5 diyebiliriz. Ama bizden orası istenmiyor. Şu x'in tamamı isteniyor. Arkadaşlar şöyle çizdiğimiz zaman şu ışığın kaynağı buraya geldi ya. Şuraya kadar kısmı 5 buldum. Benden neresi isteniyor? Önceden de 2 cm yok muydu? Evet. Önceden bunun boyu şöyleyken arkadaşlar bak yukarısı 2 idi. Ben şimdi şu uzunluğu kaç buldum? 5 buldum. Kısaltılmış kısmına 5 buldum. O zaman x uzunluğu da 2 ile 5'in toplamı kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Güzel bir soru, güzel bir kelebek sorusu arkadaşlar. Hoş bir soru. ÖSYM böyle bir soru sordu mu? Artık bununla ilgili bir soru sorabilir herhalde. Gölgeleriyle alakalı, tam da böyle kelebek benzerliğiyle alakalı arkadaşlar. Hoş bir soru sorabilir. Evet, geldik bir sonraki soruya arkadaşlar. Aşağıda verilen şekil özdeş birim karelerden oluşmuştur. Evet birim karelerle ilgili böyle benzerliği kullandıran bir soru daha öncesinde sormuşluğu var arkadaşlar ÖSYM'nin o yüzden buna dikkat edin. A noktasında bulunan bir hareketli B noktasına oradan da C noktasına gitmiştir. A'dan B'ye gelmiş B'den de C'ye gitmiş arkadaşlar. Hareketlinin aldığı toplam yol nedir? Dikkat edin arkadaşlar bu mavi yol böyle gelmiş böyle gelmiş böyle gelmiş. Bak burada köşeden gitmiş. Bu birim kare ya. Bakın burada köşeden gelmiş. Burada ne üçgeni arkadaşlar? Bu şuraya baktığımız zaman 3, 4, 5 üçgeni. Buradan 5 birim gitmiş. Hocam buradaki uzunluğun ne olduğunu biliyorum. Şuradaki uzunluğun da 3 birim olduğunu biliyorum. Şu uzunluğu benim bulmam lazım arkadaşlar. Tamam. Şu 5'i bulduk. 5'i beşi, beşi, biliyoruz arkadaşlar. 3'ü de biliyoruz buradan buraya. Olan kısmı da biliyoruz. Ben o artık nereyi bulmam lazım? Şurayı ve şuradaki uzunluğu bulmam lazım arkadaşlar. Hmm. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar temel orantıdan da yapabilir de. Şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar. Şu uzunluk belli ya şu uzunluğu bulmam lazım. Şurada bir kelebek benzerliği var mı gençler? Var. Bak burada sayılar da belli. Burası 1'e 1, 2, 3, 4 birim arkadaşlar burası. 1'e 4. Ben buraya x dersem 1 bölü 4 kelebek benzerliği x bölü <laughs> kaça eşittir? 3'e eşittir. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Tabii x'i bulmak için o. 1 bölü 4 benzerliği x bölü 3'e eşittir. x bölü 3'e eşittir. Hatta 1 bölü 4 benzerliği şuraya da y dersem y bölü 5'e de eşittir. Arkadaşlar şu kelebekte e, 1 bölü 4 ya y'ye 5 oranda var burada. y bölü 5'e de eşittir. Hem x'i hem y'yi bulurum. x buradan ne geldi arkadaşlar? x 3 bölü 4 geldi. y ne geldi arkadaşlar? y de 5 bölü 4 geldi. Yazalım o zaman arkadaşlar. x'i kaç bulduk? 5 bölü 4 bulduk. Yok 3 bölü 4 bulduk. 3 bölü 4 bulduk. E bunun tamamı 1'di. 1 yapması için buraya kaç kaldı o zaman? 1 bölü 4 kaldı. Y uzunluğu da zaten nedir arkadaşlar? 5 bölü 4. Şimdi uzunluk 5 var. 5 bölü 4 var. 1 bölü 4 var. 3 var. 5 var. 5 bölü 4 var. 1 bölü 4 var. Ve 3 var arkadaşlar. Bizden bu isteniyor. Yani 8 artı 6 bölü 4 yaptı. Yani bu 8 artı 3 bölü 2. 1,5 yaptı. O da kaç yaptı? 9,5 yaptı. Buçuklu bir şekilde yazacak olursak arkadaşlar cevabı. Güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Şu birim karelerdeki şunların birbirine paralel olmasını kullandık. Tamam. Kelebekle daha kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar bu soru. Dikkat edin. Bir de daha farklı bir yoldan çözeyim arkadaşlar. Bakın. Şuranın 5 buranın 3 olduğunu biliyoruz ya. Bak şimdi dikkat. Daha farklı bir yol. Şuraya kadar kısmın 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar kısmın 5 olduğunu biliyoruz. Bulduk. Şuraya kadar kısmında kaç olduğunu biliyoruz. 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar da şu temel orantıya bakabilir. Aa hocam burada 1 bölü şu oran var. Şuradaki üçgende gördünüz mü arkadaşlar? 1 bölü kaç oran var? 1, 2, 3, 4, 5 oran var. 1 bölü 5 x bölü x artı 3 diyebilirsiniz arkadaşlar. x'i o şekilde bulabilirsiniz. Ondan sonra x'i bulduktan sonra da x bölü 3 y bölü 5'e eşitleyip oradan da yine temel orantıdan bulursunuz arkadaşlar sonucu. Tamam mı? Ama bu soruda neresi daha kolay? Şu yatay çizgilere baktığımız zaman yatay çizgilere baktığımız zaman şuradaki kelebekten gitmek soruda daha da kolaylık oluşturdu arkadaşlar bizde. Ne dedik burası 1 burası da 4 olduğu için buraya x dedik buraya da y dedik. 1 bölü 4 x bölü 3'e eşit. 1 bölü 4 y bölü 5'e eşit dedik. X ve y'yi bulunca e, x'i bulunca zaten burası da çıktı arkadaşlar. Sonra şu uzunluk rahat bir şekilde bulabildik arkadaşlar. Bu da çok hoş bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldik buraya. Yine Acil yayınlarından ara sınıflardan aldığım şeydi arkadaşlar. Konu anlatımına kattık. Düz bir zeminde yiğit ve babası İbrahim kalınlığı 20 cm yüksekliği 120 cm olan 20 cm 120 cm olan bir duvarın farklı taraflarında durmaktadır. Yiğit'in göz hizasının zemine olan uzaklığı 90 cm ama boyu değil göz hizasının. İbrahim'in boyu 170. Yiğit'in duvar olan uzaklığı 1 metre. Valla santimetre cinsinden yazalım arkadaşlar. Şurası kaç? 100. Burası kaç? 400 diye yazalım isterseniz. Evet bunları yazdık. Yiğit duvardan dolayı babasını görememektedir. Yiğit o günde en az kaç santimetre sonra babasını görmeye başlar. Babasını görmesi için tam kafadan itibaren görmesi lazım. Şöyle bir şey olması lazım değil mi arkadaşlar? Tam olarak şöyle bir şey olması lazım. Bizim Yiğit'in tam göz hizasının nerede olması lazım arkadaşlar? Tam olarak göz hizası şurada olursa arkadaşlar Yiğit babasını sanki görebilecek. Değil mi arkadaşlar? Evet şöyle olursa tam göz hizası. Bak Yiğit'in göz hizası burada olursa arkadaşlar. 90 santimetre. Yiğit'in göz hizası tam burada olursa babasının saçının telini görmeye başlayacak. Zaten görmeye başladığı an soruluyor bize. Evet en az kaç metre giderse. Yani bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki x uzunluğu isteniyor. Peki burası 90 santimetre mi? Evet şurada bir dik yamuk bir şey çıktı arkadaşlar. Ama zaten bakın şu paralel şu duvarın bu kısmı paralel. Burası da 120. Şuradaki 20 santimetreyi de koyacağız. E, şuradaki çizgi benim için önemli arkadaşlar. Burası da 70. Yani şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi şu ve şurada da paralellik de var. E, paralellikleri görünce temel orantı oluşturmak lazım diye söylüyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın şuradaki uzunluk kaç? X artı 100. Burası X artı 100. Şuradaki uzunluk kaç? 20 artı 400'den 420 yaptı. Bak şunu baz alarak yapıyorum. Burası x artı 100. Burası da 420 yaptı arkadaşlar. 420. Şurası 90. Burası kaç? 120. Burası kaç? 170 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E, paralellikler varsa ne yapacağız? E, temel orantı kullanmamız lazım arkadaşlar. Kelebekle alakası yok ama temel orantı ile ilgili bir soru yazmışım buraya. Önemli değil. E, ne yapacağız? Temel orantı oluşturacağız. Bazılarını şöyle oluşturuyor ama yamukta içeri doğru paralel çizmeniz çok tavsiye edilir diye söylememiş miydik arkadaşlar? Evet o zaman burası x artı 100 ise burası da x artı 100'dür. Burası 420 ise 420'dir. 90 ise 90'dır. O zaman buraya 30 kaldı. E burası da 90'dır. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 80 kaldı. E şimdi burada bir temel orantı oluştu arkadaşlar. 30'un 80'e oranı 30 bölü 80 eşittir. X artı 100 bölü tamamı. X artı 100 bölü tamamı. X artı 520 çıktı arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşsin. İşler dışlar yapalım. 8 X artı 800 eşittir. Ee, 3 x artı şunu çarpacağım. Bir yerde işlem hatası yapmadık değil mi? Yok yok yapmadık yapmadık. 3 ile 520'yi çarpıyoruz. 3 kere 2 6 3 kere 5 15. 1560 çıktı arkadaşlar burada. O zaman ben bunu buraya attım 5 x oldu. Ee, 800 çıkartınca kaç kalıyor arkadaşlar? 760 mı kalıyor? İnşallah işlem hatası yapmamışım da arkadaşlar. Yaptıysam da affola valla. 8 7 daha 15 evet 760 yaptı. Ee, buradan da x kaç çıkar arkadaşlar? 760'ı 5'e böldüğümüzde 5'e bölme kuralı 0'a at 2 ile çarp değil miydi arkadaşlar? Evet böylelikle kaç çıktı o zaman? 152 cm çıkmış oldu arkadaşlar cevabımız. Yani Yiğit 152 cm sol tarafa doğru giderse o zaman ne oluyor arkadaşlar? Şey olacaktır. Zaten burası x artı 100 diye bulduk. Evet. Valla kafanda bir soru işareti oldu arkadaşlar. Yoruma yazın. Doğru yaptınız hocam falan filan diye. Bazen çünkü böyle işlem hataları da yapabiliyorum arkadaşlar. E gelip gelip son soruda da böyle şey yaptık ya. Ee, sıkıntı da varsa artık affola. Bazen çünkü işlem hataları yapabiliyoruz. Çünkü arda arda videolar çekiyoruz arkadaşlar. Neyse burada tekrarlayalım. Tekrar söyleyelim. 120 santimetre Yiğit'in babasını gördüğü an soruluyor. Yiğit'in babasını görmesi için saçın telini görmesi lazım. Saçın telini görmesi için de tam bu noktada olması lazım göz hizası. 90 santimetreydi. Burası 90. Ee, yiğit ne kadar gidecek? Buradan buraya x kadar gidecek. Duvardan dolayı babasını görememektedir. O ok günde en az kaç santimetre gitler diye soruluyor. X soruluyor bize. Ee, arkadaşlar şurası 90. Burası 120. 120 cm duvarın bu kenarı. Ee, burası 27 20, 20. Burası da 400 arkadaşlar. Burası da 170. Yazdık. 90 var. 120 var. 170 var. 90, 120, 170. Tamam. Sıkıntı yok. Sonra burası x artı 100 duvarın bu kenarına kadar. Buraya kadar da 420 arkadaşlar. x artı 100'e 420. Tamam. Sonra bir temel orantı oluşturduk. Olay bitti. Bu da e, normal temalar ile ilgili böyle klasik tarzda bir pardon yeni nesil tarzda bir soru olsun arkadaşlar. Kelebeğin içine oldu. Yani benzerliğin son sorusu da böyle bir soru olmuş olsun dedik arkadaşlar. Evet. Böylelikle hemen hemen her çeşit soruyu yine arkadaşlar size gösterdik. En önemli konulardan birinin konu anlatımını bitirdik. Bundan sonraki konu da en önemli konulardan biri arkadaşlar. E, o zaman ne diyoruz? Haftaya üçgenin alan, üçgende alan konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.